Şimdiki skecimizin ismi ne? Canımız sıkılır. Bir mafya... Mafya diyebiliyor muyuz? Niye demeyelim oğlum? Bilmiyorum, ben 10 yıldır televizyonda yokum. Ona da yasak yermemiştir herhalde. Mafya deniyor. Yani az önce... Oğlum, adım başı mafya dizisi var. Manyak mısın sen? Tabii ki deniyor. Mafya hatta popüler bir şey. Birinci bölümde 72 kişi ölmezse dizi tutmuyor zaten. Aksiyon yoktu diyorlar. Toplu katliam yapacaksın. Mafyadan bir isim söyledim. Dedim bunu söylesem olur mu? Ya bizde sıkıntı yok ama seni vururlar dedi. O yüzden... Evet Cihan, sunmaya tamam. Gelince... Canımız sıkılır skeci. Bir mafya babası var. Oraya gelen bir menajer ve şarkıcı var. Daha sonra oradaki bir... Ya niye skeci anlatıyorsun oğlum sen? Ne anlatacağım ben? Skeci sunacaksın. Bir şey anlatayım mı o zaman? Bir şey anlatayım. Ya çocukları o kadar geç aldım ki bunadılar. Aşırı eğitimden bunaldılar. Gitti, kafa gitti yani. Gidek gelsin mi skeci? He. Tamam. O zaman canımız sıkılır skeci. Ozan yazdı. Alkışlarımızla. Son ki, son ki, 3-4. Lay lay lo, galiba sana göre sevmeler. O başına nay, nay galiba sana göre sevilmeler. Vuramaz mı semtine ayıplar, utanmalar. Duysalar el el alem sana ne söyler. Budur, net. Tamamdır abi. Orkestra abi. Tamam mı? Allah aşkına bırak ya. Ya abi şarkının en can alıcı yeri neresi? Bak tekrar yapıyorum. Hoppa şimdi nay nay. Yaylılar girmiyor abi. Sen şimdi yaylılar girsin diyorsun yani ha? Ya abi kurban olayım ya. Ben orada yaylılar girmiyor. Şarkının geri kalanında duygusuz kalıyorum ben böyle. Oğlum bak orkestraya vereceğim parayı ben sana vereceğim. Aramızda kırışacağız ya. Canım abim ben sanat mezesi miyim ya? Ben neyim? Gecede beni meze mi yapacaksın sen ya? Allah Allah. Ya buraya getiriyorsun diyorsun ki orkestrasız ben yapamam. Ben ne yapacağım orkestrasız ya? Sen şimdi çıkmam diyorsun ha? Çıkamam kardeşim. Orkestra olmalı ama diyor ya. İmkansız. 25 bin lira veriyorlar. Şov yaparım. Ağzımla saz yaparım, akılları gider. Yapma. Bak yapayım. Ben de ona benzer bir şey söyledim. Adamlar gelir birazdan. Gel, gel. Selamünaleyküm, aleykümselam. İskender abinin keyfi yerinde. Siz de hemen hazırlıklara başlayın, kendisi geliyor. Tamam, biz zaten yavaş yavaş ısındık biz ses olarak da. Abi bir şeyler içseydik, bir ağzımız ıslansaydı. Aman diyeyim, bir gecikme olmasın, bizim canımız sıkılır. Yani? Yok abi, gecikme olmaz. Biz zaten başladık ha, da güzel. Yavaş yavaş. Ha, bu arada ortamdaki kadın kişilerle göz kontağı halinde olmayın. Olmayın yani. O ne demek ya? Ya abi sizi kadın kişilerle göz kontağında görürse bizim canımız sıkılır. Yani? Kalbimiz kırılır diyorum. Yok biz yapmayız. Oğlum bana bak sakın bir gevşeklik yapayım değil mi? Herifler tehlikeli herhalde. Oğlum tamam. Ben ne yapacağım lan? Gevşek. Geç şöyle geç. Büyük de değil ama şaşırtıcı yanları var tabii. Oo, Mevlüt kardeş. İskender abi. Abi, he abi. Sen ne zamandır manitasına sarktın adamlara abi demeye başladın? Estağfurullah abi. Abi manitasına sarktı derken... Sen sus la, geç la şöyle. Ya konu ne ara bana geldi ya? Abi. Senin canını sıkarım, canına sıkarım abi. Benim canım çok sıkılıyor Tufan. Kızlar, abinin canı sıkılıyor. Çabuk hadi bir şey yapın ya. Oğlum ben sana geçen bir olay anlattım ya. Ne anlattın, ne oluyor lan? Dedim ya, iki tane kızla tanıştım dedim. Birini dese diğeri de aynı şekilde. Çok hoşuma gidiyor dedim ya. He lan sen geçen kız, adamdan kaçıyordun birinin manitasına yazdım diye. Aynen oğlum işte bu tuvalete saklandım, camdan kaçtım dedim ya. Ben ne bileyim oğlum bunun olduğunu. Neyse, ık deyince tamam mı? Ik ne? Ik deyince ne? Ik deyince. Lan ne ık deyince? Kıpak, kıpak, kıpak! Sen neredeyse? Adam ık ık dedi gitti ya. Abi, adam tazı gibi koşuyor. Yakalayamadım ya la. İskender, ne oluyor burada?
Bir dakika, bir dakika. İskender ne oluyor burada? Canlarım bir saniye. Tufan sen nasıl kaçırdın o gerizekalıyı? Abi bu daha büyük ya, ben buna odaklandım. Tufan, biz bu adamın etinden sütünden mi yararlanacağız ha? Sen bu adama neden hayvan muamelesi yapıyorsun Tufan? Ha? Benim minik papatyalarımın yanında canım sıkılıyor Tufan. Abi... Abi sıkılmasın canım, niye sıkılıyor ki ya? Gayet nezih bir ortam var yani sonuçta, silah da olmasaydı. Hayatım, hani sinirlenmeyecektin? Bir dakika, bir dakika ya. Aşkım, hani sinirlenmeyecektin? Uzanıp da yetişemediklerimi ben hiç üzermeyim ya. Ya sen çok komiksin ya. Bir dakika, bir dakika. Sen çok... Bak! Yine aynı şeyleri söylüyorsunuz. Şimdi bir anlaşma yapacağız sizinle. Eğer sen siyah söyleyeceksen, sen beyaz söyleyeceksin. Eğer sen beyaz söyleyeceksen, sen siyah söyleyeceksin. İkiniz siyah, siyah, bak. Tamam aşkım. Sana gelince... Evet, tamam. Ben bugün flamingolarımla beraber... Bülent Ersoy'un konserine gitmek yerine burada BKM müzik holünü kapattım. Evet, tamam. Ama sen gelmiş o Mevlüt İti ile benim gecemi mahvettin. O yüzden şimdik... Bülent Ersoy ol. Bülent Ersoy olacaksın. Bülent Ersoy olacaksın diyor oğlum adam sana. Ne gülüyorsun lan? Abi ben nasıl Bülent Ersoy olayım ya? Nasıl Bülent Ersoy olayım abi? Erittiniz damla damla. Kopardınız sayfa sayfa, erittiniz damla damla. Kopardınız sayfa sayfa, çaladınız dalga dalga. Oraya çıkamayın. Oraya çıkamadı abi, ben bunu vuruyorum o zaman. Abi... Abi gözümü seveyim. Tufan, bazen çok manasızlaşıyorsun. Bülent Ersoy derken ben bunu kastetmemiştim ama... Kızlar nasıl buldunuz? Aşkım, çok güzel de bu çok demode değil mi ya? Demode değil mi? Bir dakika, bir dakika. Bu çok güzel de... Modası geçmiş değil mi ya? Şimdi sen ondan farklı ne anlattın? Hadi söyle bana, de ki ben bunu dedim. Bak, bana döndürüp döndürüp aynı hikayeleri anlatmayın. Asu, ne söylesin? Gökhan Türkmen söylesin. Gökhan Türkmen ol. O kim abi? Nasıl diyeyim abi, Gökhan... Susma, söyle nasıl yaşar böyle insan? Susma, konuş hadi anlat büyük insan. Söyle, yıllar mı çare olurdu, zaman mı böyle? Kaldırıp atardık ya sevdayı. Susma, konuş hadi anlat büyük insan. Büyük insan. Bu şarkının adı ne? Tufan, ben bu soruyu kendime sormadım. Söyle, cevap versin. Bir cevap alınacakmış galiba. Büyük insan abi. Ama çok büyük değil yani, o kadar... Yani aşağı yukarı... Ahu sen söyle kuzum, ne söylesin? Şey söylesin. Ne söylesin? Gökhan. Bak, yine aynısı geliyor. Özen. Özen. Gökhan Özen. Siz de hep böyle gitarlı telli şeyler söylüyorsunuz. Benim bunlardan canım sıkıldı. Aşık Veysel ol. Aşık Veysel? Evet, Aşık Veysel ol. Ne dedi? Aşık Veysel dedi. O zaman olsana oğlum. Niye kaçırıyorsun? Gel buraya. Ne dedi? Aşık Veysel. O zaman olacak. Aşık Veysel olacak. Dost dost diyeceğim. Dur bir dakika. Ben böyle sevmiyorum. Daha böyle sanki... Taş plaktan geliyormuşçasına. Söyle. Anlaştı? Yani inşallah abi. Buyur.
Dost dost diye nice nice şine tadı. Dost dost diye nice nice şine tadı. Benim çok sadim kara topraktım. Dost dost diye nice nice şine. Sen benim yanımda, benim mekanımda, benim yanımdaki kadına mı baktın? Abi bakmadım, vallahi bakmadım ya. Tufa, ben gördüklerimi sen de gördün mü? Abi bakmadım. Tufan. Baktın mı lan? Bakmadım abi, baktın mı? Bak, yenge bakmadım. Herkese çiçek, sana mermi lan. Abi bak, Ya Büyük İskender, ne oldu? Abi Büyük İskender o değil. Nerede o? Abi Büyük İskender burada, burada. Şurada, şurada. Yat, yat, yat. Büyük diye aklınız gitti tabii. Kalk, kalk, kalk. Ya sen bitti. Nasıl kurtardın ama? Nereye kurtardın lan? Niye bıraktın lan beni burada? Ne oldu oğlum sana? Ne oldu sana? Burada beni niye bıraktın? Oğlum polisi aldım geldim işte. Adamlar beni Gökhan Türkmen yaptılar lan. Nasıl yaptılar oğlum seni? Gökhan Türkmen oldum oğlum, Açık Veysel oldum lan ben. Açık Veysel mi? Ölüm. Neydi bu lan? Bu kadınlara değdi mi lan? Bu kadınlar için yaptığına değdi mi lan? Güzelmiş lan. Sana diyorum oğlum işte. O da gitti. Kendine gel kardeşim, ne olur delirdin vallahi. Delirttin lan beni. Delirttiniz lan. Ne oluyor? Hep beni delirttiniz lan beni. Ne yapıyorsun oğlum? Yürü git lan. Bir, iki, üç. Vallahi kafa iyiydi ya. Nasılsınız? İyi, sen nasılsın? Bir dakika, bir dakika. İyi, sen nasılsın? Ya bayılıyorum ben bunlara ya. Çok güzel hareket nedir bu? Peki, tanımadıklarımızı tanıyalım. Aileleriniz de gurura gurur eklesinler. İsmin nedir canım? Ecem Bayır. Ecem Bayır. Kaç yaşındasın? 22. Ne yapıyorsun burada halalarınla beraber? Sen? Fatma Tezcan, 20 yaşındayım. En küçüğüdür. 20 ile 36 arasında bir kordelamız var. Kim baban? Yok, Engin. Babam olurmuş. Ha. Yine de kırıcı olma. Engin baban olursa ben... Küçükleri de ukala oluyor işte. Siz mi yazdınız Ozan Bey bu skeci? Ben yazdım hocam. Sırf bu takımı giymek için mi? Bu ne? Allah'ın adamı. Bu ne lan? Hamza'ya bir alkış bir kere. Safa. Bugün başka taklit var mı yoksa bugünlük bu kadar mı? O zaman beni yapabilirsin. Safa Sarı. Sen de tanıt kendini, tanıtmadın. Safa Sarı. Tamam. sen Safa enteresan bir taklitçi. Beni bile yapıyor. Şu anda beni o yapıyor. Ben ağzımı oynatıyorum. Safa konuşuyor. Gibi bir şey aslında. Ya bakayım. Çocuklar, skeçlerdeki asıl problem... skecin bir önermesinin olmaması. Skeçte en önemli şey önermedir. Terbiye. Peki, önermesi tartışmalı ama şovu bol bir skeçti bu. Yoksa bir böyle sağlam bir ana fikrimiz yok. Kısaysanız dikkat edin gibi bir şey.